Yeni videodan herkese selamlar. Bugün günlerden çobanlık günü. Koyunların genelde sürekli takıldığı aşağıdaki yerden ziyade, yani orada artık otları bitirdiler ama alışık oldukları için sürekli orada takılıyorlardı. Bugün şu üst alanda otlar biraz daha fazla olduğu için hem otları temizlesinler hem buraları da gezerek alışsınlar, şuradaki otları da yesinler diye bu tarafa doğru sürdüm. Buraları yedirmeye çalışıyorum. Hava biraz serin, o yüzden hayvanların tam böyle otlarken keyif alacakları bir zaman, akşam saatleri. Bugün koyunlarla ilgileneceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şu çan işaretini. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz de beğen butonuna basın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani zor bir şey değil. İzliyorsunuz şu anda. İzleyenlerin %80'i takip ediyorum. %80'i abone olmadan izleyenler. Yani madem izliyorsunuz şu abone ol butonuna basın. Yaptığımız için emeğin karşılığını almış olalım. Çünkü abone olmanız durumunda çekeceğimiz bundan sonraki videolardan haberdar oluyorsunuz. Dolayısıyla ilginizi çekiyor demek ki bu tür içerikler. Ulaşabileceksiniz. Biz de yaptığımız, böyle emek verdiğimiz işin karşılığını almış olacağız. Neyse, uzatmayalım, videoya geçelim. Anlatacaklarım var size. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu ağacı yemeyi bırak, bırak artık, bırak. Bırak o yaprakları yemeyi. Bak, yerde bir sürü yeşil otlar var, taze taze. Hele şurada daha uzun otlar var da gidip yemiyorlar. İlla ki burayı yiyecekler. Bak 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 bak. Karagöz. Karagöz. Ye bakalım. Heh, ye ağacı, ye öyle, ye. Ye dallarının eteklerini, ye öyle. Afiyet olsun. Hadi bakalım kızlar. Hadi. Oraya değil kızlar, oraya değil. Nereye? Nereye? Ha, kümese mi gireceksin sen? Dön bakayım. Dön bakayım. Aferin. Dönün hadi. Bugün ben onları yönlendirip o otun bol olduğu yerlere süreceğim. Orada otlasınlar biraz. Çünkü orada otlar uzadı. Aferin kızlara. Biraz oraları yesinler, hem de temizlemiş olurlar oraları. Hayvanlar zaten böyle sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde yayılıyorlar, ot yiyorlar. Onun dışında böyle gölge bir alana gidip ya yatıyorlar ya da böyle kafalarını birbirlerine sürtüyorlar. Garip garip hareketler yapıyorlar. Maşallah size, maşallah. Bak, ağaçları yemeyin. Kızıyorlar, kızıyorlar. İzleyenler kızıyor. Bazıları öyle diyor. Diyor ki ya sen hayvanları salıyorsun. Hayvanlar ağaçların altlarını yemişler. Yesinler. Çok önemli değil. Onu düşünsem hayvanları içeri kapatmak zorunda kalacağım. Hayvanlar hapis olacak. Şimdi en azından ağaçların altını da evet bir miktar yiyorlar ama en azından hayvanlar özgür bir şekilde, rahat rahat, strese girmeden bahçede dolaşıyorlar. Portakal mı yiyeceksin yakışıklı? Ye portakalı, ye. En azından keyifleri yerinde oluyor. Bahçe temizleniyor bir yandan, hayvanlar doyuyor bir yandan. Taze otlar, proteini yüksek otlar. Kuruyunca, çünkü otların proteinin büyük bir kısmı gidiyor. Yani yarı yarıya düşüyor neredeyse. Evet, böyle güzel güzel yiyin. Ya şunlar semiz otları, bunlara bayılıyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi damlamayı açtım. Bakın, gördüğünüz gibi muhtemelen artık damlama son kez bahçe sulanıyor. Çünkü bu aydan sonra yağmurlar yağmaya başlar. Belki bir defa daha sularız, bilmiyorum ama en fazla bundan sonra bir defa daha sularız. Ondan sonra artık sulama işi bitecek. Çünkü sabahları çiğ oluyor. Zaten onunla bir nemleniyor toprak ve ağaçlar. Bir de yakında da artık yağmur sezonu başlar.
Yağmur burada yağdığında böyle bardaktan boşanırcasına yağdığı için bizim artık sulama ihtiyacımız olmayacaktır. Şimdi konumuz bugün köye göç. Köye göçlerde nelerle karşılaşılıyor? Biz nelerle karşılaştık? Yaşadığımız en büyük sıkıntılar nelerdi? Bunları size anlatmak istiyorum. Çünkü birçok kişi ulaşıyor bir şekilde. Hem takipçilerimizden olsun, hem tanımayanlar, buraya göçmek isteyenler, buraya değil de yani köye göçmek isteyenler sorular soruyorlar. Siz nasıl alıştınız oraya? Biz taşınırsak, yerleşirsek neler yapacağız? Orada iş imkanı var mı? Gibi birçok böyle soruyla karşılaşıyorum. Bir kere daha önce de söylemiştim aslında bunu da. Yani çalışmadığınız sürece burada barınma şansınız yok. Düzenli bir geliriniz yoksa. İkincisi, buraya adaptasyon süreci var. Yerleşik halk ne kadar böyle yüzünüze gülse de burada, inanın ben böyle çok 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 aşırı samimi şeyler görmedim. Yani yakın tavırlar görmedim. İster istemez bu da onların kötü niyetinden değil, alışmış oldukları bir yaşam tarzı var. Bizim Anadolu kültürü burada çok az var. İnsanlardan alışık olduğunuz ailenizden, çevrenizden, işte komşuluklarınızdan alışık oldukları şeyi burada bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ya benim ailem böyleydi veya çevrem böyleydi. Bunlar niye böyle diyorsunuz? Burası Avrupa. Gerçekten Avrupa. Çok böyle samimi ilişkiler yok. Var ama çok az var, öyle söyleyeyim. Bir kere yaşayacağınız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İkincisi, eğer burada bir iş yaptıracaksanız ona dikkat edin. Her türlü öpülüyorsunuz. Çünkü yabancı olduğunuzu bildikleri için, biraz da bölgenin ihtiyaçlarından dolayı her şey inanılmaz pahalı. Yani bir iş yaptırmaya kalktığınızda başka şehirlerde olduğundan 2-3 kat fazlaya iş yaptırıyorsunuz burada. İş yapacak adam bulmak da zor gerçi de. Bulsanız bile dediğim gibi öpüyorlar. Geldiniz, bir şekilde adapte oldunuz. Ne iş yapacaksınız? Eğer böyle şehir merkezinde, ilçe merkezindeyseniz, yani İstanbul'da, Ankara'da, orada burada yaptığınız işlerden yapma fırsatı bulabilirsiniz ama gelen kitlenin büyük çoğunluğu, ya ben doğal yaşayacağım, işte bahçe ekeceğim, biçeceğim, hayvan yetiştireceğim, tavuk yetiştireceğim gibi böyle özlemlerle geldikleri için o imkanları burada bu saatten sonra bulmaları artık zor, imkansız. Yani 1.000 kişi gelirse içlerinden bir iki tanesi o fırsatı bulacaktır. Çünkü ne onu yapacak yer kaldı, ne arazi kaldı. Bir de gelenlerin büyük bir kısmı hep o hevesle geldi. %95'i geri döndü. Çok az, böyle bir elin parmaklarını sayacak kadar insan kaldı burada. Böyle üretim yapacak, işte tavuk yetiştirecek, koyun yetiştirecek, inek yetiştirecek, farklı çiftçilik faaliyetleriyle uğraşacak, işte bahçedir, bitkidir vesaire. Bunların birçoğu geri döndüğü için artık burada insanlar da ya bu da öbür gibi olacak, şu da öbür gibi olacak diye tavır içerisine girdiler, öyle söyleyeyim. Çünkü gelenlerin büyük bir kısmı dediğim gibi yapamadı, geri döndü. Yapanlar da bir şekilde hayat mücadelesi veriyor bizim gibi. Yani bizim de her şeyimiz böyle dört dörtlük değil. Biz de hala bir şeyleri yapmaya çabalıyoruz. Yani ekiyoruz, biçiyoruz, yetiştiriyoruz, üretiyoruz ama hakikaten zorlanıyoruz. Çünkü yapmak kolay değil. Geldiğinizde ne yapacaksınız? Bir kere dediğim gibi, yani ben hayvancılık yapacağım vesaire diye sakın düşünmeyin. Çünkü hayvancılık yapacak ne ev ne arazi bulamazsınız, bulamayacaksınız da. Bulacak olanlar var ama bu böyle dediğim gibi 1.000 kişide bir kişi falan öyle denk gelecek, bulacak. Hem bahçede evi olacak, hem ahırı olacak, hem kümesi olacak ya da büyük bir bahçesi olacak. Yani müstakil bir yaşam hakikaten burada artık kalmadı desek yeridir. Olanlar da zaten bırakmıyor. Dolayısıyla o tarz böyle hayalleriniz varsa çok sağlam adımlar atmanız lazım. Çünkü yani zorlanırsınız, üzülürsünüz. Bir süre sonra da bıkarsınız. Bıktıktan sonra geri dönersiniz. Büyük bir hayal kırıklığı olur, büyük bir yıkım olur sizin için. O yüzden bence ince eleyip sık dokumakta fayda var.
Neler yapacaksınız? İşte bir işe girip çalışacaksınız ya da bir emekli maaşınız varsa onunla geçineceksiniz. Ya da İstanbul'dan veya işte hep niye İstanbul diyorum bilmiyorum. Büyük şehirlerden bir geliriniz varsa onunla hayatınızı idame ettireceksiniz. Belki emeklisinizdir. Emekli maaşınızla geçineceksiniz. Ama böyle genç yaştaysanız ya da emekli değilseniz işiniz biraz daha zor. Ne diyeyim? Yani ümitlerinizi aslında kırmak istemiyorum ama hakikaten zor. Yani bundan birkaç sene önce kolaydı ama şimdi çok 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 daha zor. Şimdi 30 tane koyun var. İşte 100, 150 tane tavuk var. Bunlarla bile ben baş edemiyorum artık. Çünkü yemler pahalı, bakım pahalı, işte yer kiraları pahalı. Yani hakikaten nereden tutsanız elinizde kalıyor. Üretseniz bile satacak pazar bulmak zorundasınız. Fiyatlar yerlerde. Ettiğiniz masrafla kazanacağınız para ya kafa kafaya geliyor ya da zarardasınız. Niye yapıyorsunuz? Yapacak başka bir şey yok. Ne yapacaksın? Mecburen yapacaksın. Ya da hiçbir şey yapmayacaksın. Paran bitene kadar yiyeceksin, içeceksin. Ondan sonra paran bitince de geri döneceksin. Bıraktığın yerden işine güne devam edeceksin. Yani buradaysan mücadele edeceksin. İşte koyunun yavrusundan kazanacaksın az miktarda. Az miktarda peynirinden kazanacaksın. Az miktarda yoğurdundan kazanacaksın. Az miktarda yumurtadan kazanacaksın. Tavuk keseceksin, satacaksın. Canlı tavuk satacaksın. Civciv satacaksın. Yani hepsinden böyle 1 lira, 1 lira, 2 lira, 2 lira bir şekilde ayakta duracaksın. Ne zaman para kazanılır bilmiyorum. Sayı böyle çok artarsa, yeriniz müsaitse, hayvan sayısını çoğaltırsanız, iyi bakarsanız, otunuzu, yeminizi işte bedavaya getirirseniz ya da çok ucuza getirirseniz, satacak iyi de bir pazar bulursanız, tamam o zaman para kazanmaya başlarsınız ama tabii dediğim gibi o zaman da böyle 20 tane 30 tane koyun değil de bir 100-200 koyun falan olması lazım ki yavaş yavaş para kazanın. Genel olarak durum bu aslında. Biz de mücadele ediyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Ya para kazanmaktan kastım böyle çok zengin olacak paralar değil. İşte kimseye muhtaç olmadan yaşayacak kadar. Üstüne basarak söyleyeyim. Bunlar benim edindiğim tecrübeler, benim yaşadıklarım. Yani her gelen benimle aynı kaderi paylaşacak diye bir şey söz konusu değil. Hakikaten çok şanslı olursunuz. Çok iyi insanlarla karşılaşırsınız. Biz de iyi insanlarla karşılaştık ama kötü insanlarla da karşılaştık. İyi insanlarla karşılaşırsınız. Her şey yolunda gider. Hayal ettiğiniz gibi bir ortamda olursunuz. Hayal ettiğiniz insanlarla, tahmin ettiğiniz insanlarla karşılaşırsınız. O zaman işiniz gücünüz yolunda da gider. O zaman sizin için her şey çok daha kolay olur. Ben sadece benim yaşadıklarım ve yaşayanları gözlemlediğim kadarıyla size anlatıyorum. Zaten ben kaç yıldır hep aynı şeyi söylüyorum. Benim anlattıklarım benim tecrübelerim. Yani başka birinin yaşamış olduğu şeyi anlatmıyorum. Ben bunları yaşadım ama herkes de benim yaşadığımı yaşayacak diye bir şey söz konusu değil dediğim gibi. Peki iyi yanları yok mu? Çok da iyi yanları var. Örneğin burada geçim şehir merkezinde yaşamıyorsanız biraz da kendiniz bir şeyleri üretip kendiniz tüketiyorsanız o zaman yaşamak biraz daha kolay oluyor. Maddi açıdan tabii bu. Örneğin ben burada sütümü, yumurtamı, peynirimi, zeytinimi, yağımı, birçok şeyimi, etimi, mesela etimi, kırmızı etimi, tavuk etimi, beyaz etimi, hepsini ben kendim karşıladığım için benim burada masrafım daha az. Benim genelde masrafım işte şey, hayvanların yemleri, yiyecekleri vesaire ile ilgili. Yoksa benim evimin masrafı çok fazla değil aslında. Burada su parası yok mesela. Bende yok ama şehir merkezinde oturanlar da var. Burada şebeke suyu olmadığı için su faturası ödemiyorum. Doğal gaz olmadığı için yakacak faturası ödemiyorum. Kömür almıyorum, odun almıyorum. Daha doğrusu işte yakacağım bedavaya geliyor. Kendi ağaçlarım, etraftaki ağaçlar. Ben burada 2-3 tane ağaç budadığımda neredeyse kışlık odunum çıkıyor. Koca koca dut ağaçları var, sığla ağaçları var burada. Onların budanması gerekiyor. Kara ağaçlar var, budanıyor. Portakallar budanıyor. Bunlardan çıkan odunlarla ben bir şekilde ısınıyorum zaten. Hem de sobayla ısınıyorum ki inanılmaz keyifli. İşte dediğim gibi iyi yönleri de bunlar. Herkesin hayal ettiği, gelmek istediği, tatil yapmak istediği bir yerde yaşıyorum. Çok yapabiliyor muyum? Yapamıyorum ama
En azından istediğimde yapabilecek pozisyondayım. Yani dünyanın neredeyse en güzel sahilleri, koyları bu bölgede. Hepsine ben 20 dakika, yarım saat mesafedeyim. Dilediğim zaman dilediğim yere gidebiliyorum. Şehir merkezine yakınım. Yani köyde yaşamanın avantajları da var. En büyük avantajıysa çocuğumun burada doğal bir ortamda zehirlenmeden, egzoz gazına maruz kalmadan, kötü havaya maruz kalmadan, güvenli, endişe etmeden çocuğumu burada büyütebiliyorum. Ona sağlıklı gıdalar yedirebiliyorum. Evet, marketten ufak tefek de olsa alışveriş yapıyoruz. Çocuğum az da olsa tüketiyor ama yani büyük şehirde kalsam bunların tamamını ben dışarıdan almak zorunda kalacağım. Ama en azından şimdi %80'ini kendim tedarik ediyorum ve güvenle çocuğuma yedirebiliyorum. En büyük avantajı bu. İkinci avantajı da dediğim gibi eğer kendiniz üretiyorsanız, yeriniz varsa başkasına göre değil de kendinize göre de üretseniz bu sizin için büyük avantaj olacaktır. Güzel yanları da bunlar aslında. Kimine göre tabii benim anlattıklarım yapılabilir şeyler, kimine göre yapılamaz şeyler. Başka birini getirip benim gibi böyle ıssız bir yerde bir aileyi buraya koysanız belki de burada yaşamaz, yaşayamaz bilmiyorum. Eşi yaşamaz, çocuğu yaşamaz. Yani bir şekilde sorunlar çıkabilir ama bende çok şükür öyle bir problem olmadı hiç. Hatta bizimkiler benden çok buralarda olmayı istediler. Dolayısıyla o açıdan ben şanslıyım. Olduğum yerden de memnunum aslında. Benim hiçbir şikayetim yok. Ben çok şükür keşke buraya 4 sene önce değil de 10 sene önce gelseymişim. 10 sene önce gelseydim çok daha farklı şeyler olurdu benim açımdan ve geleceğim açısından. Ama buna da şükür yani bir şikayetim yok aslında. Bak hayvanlar böyle güzel, onlarla ilgileniyorsunuz. Şunları izlemek büyük bir keyif. Benim için tabii yani tekrar söyleyeyim benim için bu böyle. Başkası için yapılabilecek bir iş değildir ya da uğraşılabilecek bir hobi değildir. Onlara da saygı duyuyorum ama biz hayatımızdan memnunuz genel olarak. Yani kısacası pes etmeyeceksiniz. Böyle 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene yaptığınız, verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınızda ya uğraştım, uğraştım, olmuyor işte, yapamıyoruz ya da bize göre değil bu iş demeyeceksiniz. Ben 4 senedir uğraşıyorum. Ben buraya yerleştiğimde yaşadığım sıkıntıları anlatsam inanamazsınız yani. Biz neler çektik, ne sıkıntılar yaşadık. Kolay şeyler değildi. Ama hiçbir zaman da ya olmuyor, dönelim geriye, işte kaldığımız yerden devam edelim. Benim İstanbul'da kendi evim var mesela. İstesem bu sıkıntıları çekmek yerine döner İstanbul'daki evimde otururdum. Mesleğim var, mesleğimi yapmaya devam ederdim. Böyle bir sıkıntı da çekmezdim ama biz ne yaptık? Dedik ki biz buraya geldiysek bu işi yapacağız. Sevdiğimiz için yapacağız. Yıllardır bunun hayalini kurmadık mı? Yani her şey hayal ettiğimiz gibi olmadı diye bu işin peşini bırakacak mıyız? Hayır, bırakmayacağız dedik. Mücadele ettik. Çok şükür bir yerlere geldik. İnşallah daha iyi yerlere de geleceğiz. Hayvan sayımızı da arttıracağız. Her şey çok daha güzel olacağına inanıyorum. Pes etmek yok. Çok çalışmak var. Akıllı çalışmak var. Dürüst çalışmak var. Yaptığınız işi düzgün yaparsanız her zaman muvaffak olacağınıza inanıyorum. Ben öyle gördüm, öyle yaşadım. Hem buradaki yaşantımda hem geldiğim büyük şehirdeki yaşantımda hep öyle olmaya çalıştım. Yok mudur kusurlarımız, hatalarımız? Tabii ki vardır. Ama onu minimize etmek önemli. Az hata yapmak önemli. Böyle devam ederseniz de bence başarılı olursunuz ama pes etmemeniz lazım. Pes ederseniz hayal ettiğiniz hiçbir şeyi gerçekleştirmeden
arkanıza bakmadan kaçıp gideceksiniz buradan. Bunu unutmayın arkadaşlar. Boz. Boz. Oğlum benim. Aslan oğlum benim. Ne kadar büyüdün sen ya. Sen ne kadar büyüdün böyle. Ah. Aferin sana. Aferin sana. Gitme oraya gel. Gel gel buraya. Gel buraya. Koyunlar var orada. Geç. Hayır. Hayır gitme oraya. Vallahi döverim seni bak ha. Gitme oraya oğlum. Koyunlar var, ürküyorlar senden. Allah Allah. Gitme. Evet arkadaşlar bugün böyle biz bize konuşalım, sohbet edelim. Belki anlatacaklarımızın da birilerine faydası olur düşüncesiyle yaptım. Çok sık bu soruyla karşılaşıyorum. O yüzden amacım birilerine yardımcı olmak, göremedikleri şeyleri göstermeye çalışmak. İsterim ki büyük şehirde bunalmış, sıkılmış, doğayı seven, üretmeyi seven herkesin kendi köyüne, başka bilmediği bir yere, buraya gelmesini, gitmesini, köyde üretime katılmasını çok isterim. Çünkü hakikaten her şey artık çok zor. Özellikle gıda konusunda üretici az. Olanlar da yavaş yavaş bırakıyorlar. Dolayısıyla yeni insanların katılması beni mutlu eder. Böyle bir video çekeyim istedim. Belki birilerine faydamız olur. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.